kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse, yani hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında uzun yıllardır sürdürdüğü mali disipline dayalı politika, ekonomi politikaları aynen devam edecek. Yani bir seçim ekonomisi vesaire söz konusu değil. Zaten büyük yatırımlar, yani bu TANAP'tır, 3. Havalimanı'dır, Çanakkale Köprüsü'dür, Kanal İstanbul'dur. Bunun gibi birçok büyük proje seçim kampanyasından ve sürecinden bağımsız olarak zaten tam hızla, tam kapasiteyle devam etmektedir. Bugün yapılacak toplantıda da tabii bu konular, faiz meselesi, enflasyon, cari açık, istihdam ve diğer konularda etraflı bir şekilde ele alınacak. Bu manada 2018 Türk ekonomisi açısından da asla bir kayıp yıl değildir. Aslında seçimlerin erkene alınmasının böyle bir faydası da oldu. Öbür türlü 2018 işte seçim tahminleri, hazırlıkları vesaireyle geçecekti. Erkene alınmasının piyasalara böyle bir olumlu katkısı da oldu. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.